arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda Mersin yolculuğumuz başlamıştır. Mersin'e doğru gidiyoruz. Alanya'nın sıcaklarını çekemiyorum. Antalya'nın. Biraz da Mersin, Adana tarafının sıcaklarına bakayım. Buralarda iyice yandım. Kollarım kapkara oldu. Mersin'i gezmeye başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz motovlog çekeceğim oraya gidene kadar. Sonra gezmeye devam edeceğiz. Alet burada. Makinemiz çok ısındı, çok sıcak. Abi bacağıma şöyle bir şey doladım. Gördüğünüz gibi. Ayağım yanmış ya, etim pişmiş. Kıyıdan kıyıdan, deniz kenarından Mersin'e doğru gidiyoruz. Şimdi öncelikle Mamure diye bir kale var Mersin'de, yakın bir yerde. Önce oraya gidebilirim. Ama navigasyonu açtığımda da bir şey harabeleri vardı ama tam olarak bilmiyorum. Belki güzergah oradan geçerse hemen 2 dakika oraya da bakabilirim. Belli olmaz. Vanne vanne vanne. Ya. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Muz buradan çıkıyor. Muz cenneti. İlk defa görüyorum desem arkadaşlar. Cahil olur muyum? Uzaktan görünce ben bunları mısır tarlası falan sanmıştım. Arkadaşlar yine ekonomik moddayız. Sıkıntı yok. %7 eğimle 3 kilometre boyunca ekonomik modda gidebiliyoruz. Yolun girişinde bilgiyi aldım. Bir de yine kritik bir durum var. Hemen göstereyim size abi. Kritik durumun ne olduğunu. Benzin. Biz bayağı yüksekteymişiz arkadaşlar ya. Denize baksanıza, harita yüklenmemiş daha. Gerçi harita yüklenmiyor, buralar bug'lı da. Denizin dibine inip kamp yapmayı düşündüm. İnecek yer yok. Sabah denize karşı uyanabilmek için kendime manzara seçiyorum şu an. Arkadaşlar çok güzel bir yer var şurada da. Çok açık ya. Sabah gelenler, sabah 5.30'da ama ne 5.30 ya, 6 gibi falan hava kar acı aydınlanıyor. Gelen geçen görür, baksanıza araçlar geçiyor zaten. Ben yeni bir yer keşfedeyim. Sahil boyu arkadaşlar, her yer muz bahçesi. Yol kenarında muz satanlar da çok zaten. Baksanız ya, adamlar bunlara muz dikmiş hep. Dikmiş yani. Arkadaşlar böyle bir yere geldim kamp yapmak için. Kamp yerimizi göstereyim. Hemen şu arka tarafta bir yol var. Eski yolun geçtiği bir yere kamp yapıyorum şu anda. Şöyle manzaramızda. Konum olarak size bilgiyi verdim. Başıma bir şey gelirse sizin nereden haberiniz olacak ki? Günaydın arkadaşlar. Tabii sizin için bir 10 saniyelik bir zaman geçti ama benim için bir gece geçti. Dün gece burada kamp yaptık. Tam şey diyordum size biraz önce. Bir tane kamp yeri buldum dün. Tam kampı atacağım. Bir tane karavan gibi bir araç geldi böyle ışıklı ışıklı, tamam mı? Ben dedim herhalde bu özel yaptırdı ışıklarını. Adamlar geldi, bizi de oraya kuracağız dedi. Şaşırdım. Buyurun dedim. Siz kimsiniz dedim. Onlar da demezler mi? Biz sahil güvenlik. Adamların beklediği tepeye kamp yapıyormuşum neredeyse. Sonra ben oradan gittim. Buraya geldim işte. Buraya kampını yaptım. Şimdi tekrar yola çıkacağım. Mersin yolculuğumuz devam ediyor. Mersin ilinin Anamur ilçesinde bulunan Mumura Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Dışarıdan içeri içeri girmeden dışarıdan bir görüntüsünü göstereyim dedim. Bayağı güzel bir görünüme sahip. Tabi restorasyon işlemleri tabi burada da yapılmış. Şimdi içeri doğru gireceğiz arkadaşlar. Kalenin içini göstereceğim sizlere. Kalenin ziyaretçi giriş kısmı burası. İçerisi şey gibi ya. Futbol sahası gibi içerisi arkadaşlar. Tarihçesini okudum. Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından işgal edildiği bilgisini sizlere söyleyebilirim. Durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar.
mamur edilmiş burası. O yüzden mamura demişler. Ama çok büyük ya kalenin içi. Komple restorasyon yapılmış sanırım. Şunlar eski duvarlar, şunlar restore duvarlar. Kalenin her yerini gezemem, ben üşengeç insanım. Şimdi şuradan yukarı çıkacağım. İki tur atar, geri dönerim. Buraya çıkmak yasak dememişler, o yüzden yukarılara çıkıyoruz. Yoruldum ya. Kalenin yukarıdan görünüşü bu şekilde. Deniz kenarına yapılmış, güzel. Sahibinden satılık kale denize sıfır. 35.000 kişi tarafından fethedilmiştir. Tarihi özelliklerinden. Restorasyon işlemi yapılmıştır. Sadece çatısı yoktur arkadaşlar. Çatıyı sonra siz ayarlarsınız artık. Almak isteyenler varsa Instagram'dan bana ulaşabilir. Şimdi şöyle yürüyeceğiz ama dikkatli olmak lazım. Çünkü hiçbir korumalık yok. Bu arada benim makine orada kenarda yatıyor. Kaskı da üstüne bıraktım. Kimse çalmasın. Biraz kare duvarların üzerinde yürüyüş yapalım dedim. Benim çıktığım yer biraz değil. Arkadaşlar kalenin duvarlarına çıktığınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir koruma yok. Bu da aşağı düştüğünüzde Mokoko demek. Düşmeyin aşağı. Ben videoyu açık bırakayım da aşağı düşersem bir düşüşümü izlersiniz. Sonra ünlü olurum. Öldükten sonra ünlü olsam ne olur? Şu camiye de bakacağız şimdi. Daha fazla ilerlemeden şuradan ineyim ben. Kale güzel. Bayağı güzel. Hoşuma gitti. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Mersin. Mersin'e gelecek olursanız. Oğlum ne kadar korkunç buradan inmek ya. Daracık daracık yapmışlar. İnsanları böyle yerlerden indirttirmeyeceksin. Veya çıkartmayacaksın. Kapan koyacaksın aşağı. Arkadaşlar durdurup okuyabilirsiniz. Mahmut Bey tarafından yapılmış yine Karamanoğullarından. Caminin içi bu şekilde. Giriş yine yasak. Size şimdi bir şey göstereceğim. Biraz önce şey dedim ya. Buralara çıkmak yasak olsun falan filan. Ne yazıyor bak. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Ben 2 saattir yukarıda cirit atıyorum. Abi benim çıktığım yerde yazı yoktu. Bak. Şimdi bakın abi. Haksızsam haksız deyin. İndiğim yerde de yazı yok. Çıktığım yerde bak şuradan çıktım. Şuradan indim. Oraya yazı koymuşlar. Ben nereden bilebilirim abi? Neyse yola çıkıyorum artık. Yolda görüşmek üzere. Mükemmel bir manzaramız var yine. Yanışlı mağarası bölgesine geldim şu anda. Yanında da çok güzel bir plaj var. Keşke su inebilecek bir yer olsaydı da girseydim diyeceğim ama gireceğim büyük ihtimal. Şurada biraz yüzeyim de hem yıkanmış olurum ya. Tuzlu su muzlu su demeyeceğim artık. Çok fena kirliyim. Şurası harita yanlış göstermiyorsa şu anda tam Yanışlı mağarasına geldim sayılır. Az kaldı. Buradan abi ana yatak yapmış lan bildiğim buraya birisi. Kayaçlar sanki göçmüş değil mi? Arkadaşlar. Fotoğrafta böyle değildi burası. Burada böyle kocaman sahil vardı. Yıkılmış burası ya.
Fotoğrafta böyle değildi abi burası. Böyle üstü falan kapalıydı. Ben bilmem. Arkadaşlar yüzmeyeceğim. Çünkü hiç kimse yok. Dalga çok. Suyun derinliğini bilmiyorum. Hiçbir güvenlik şeyi yok. Geberir giderim buralarda. Vallahi beni kimse de bulamaz. Şimdi cennet cehennem mağarasına doğru yola çıkıyoruz. Yolda karşımıza tabelalarda çıkan bir şeyler olursa, yazan tarihi yer olur, güzel yer olur, manzarası olur, uğrayabiliriz. Ama şu anda cennet cehennem mağarasına doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Size Yanışlı sahil mağarasını göstermek isterdim içini bir şekilde ama maalesef ki göçmüş. Hatta bu gece burada konaklayabilirim diye düşünüyordum ben. Yapacak bir şey yok. Yine güzel bir manzara arkadaşlar. Mersin yolu üzerinde yine güzel bir adacık. Haritası yüklenmeyen deniz. Arkadaşlar şu anda mağaraya geldik. Giriş yapacağız. Bakalım nasıl bir yer. Cennet obru, cehennem obru. Durdurup okuyabilirsiniz. Girişi böyle bir yer. Arkadaşlar müze kart geçerliymiş burada. Cehennem obruğundan başlayıp cennet obruğuna doğru inecekmişiz. Arkadaşlar hava çok aşırı derecede sıcak ya. Arkadaşlar manzaramız bu şekilde. Bu cennet mağarası olarak geçiyor. Birazdan oraya gideceğiz. Şimdi cehennem mağarasına gidelim. Şu anda cehennem obruğuna geldik. Koş böyle korkunu yenersin. Gelip bir şey yenersin. Gitme ben yuvarlan. Gelebildiğin kadar gel. Ben sana zorlamıyorum. Gör yani. Şey olmamı gör yani. Burası cehennem obruğu arkadaşlar. Gerçekten çok fazla ve ürkütücü. Aşağı düşerseniz ölürsünüz. O yüzden düşmeyin. Bu arada cennet obruğuna asansörle iniliyor. Bir asansörle çıkılıyormuş. He, şeymiş arkadaşlar. İnişler merdiven, çıkışlar asansör. Merdivenden ineceğiz, asansörle çıkacağız. Bu şekilde. İyi ya. Cennet obruğuna bu şekilde. Cehennem obruğuna iniş çıkış yok. Güzel yerler. Cennet ve cehennem obruklarına da gelebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Müze kartınız varsa ile bedava giriş. Oo, tarihi bir yapı var. Bak bunu bilmiyordum. Meryem Ana Kilisesi. İlk olarak 905 yılında. Tarihi burada. Canım. Gel artık. Arkadaşlar ortam bu şekilde. En aşağı iniş yasak. Dünyanın merkezine yolculuk. Böyle yerler güzel ya, hoşuma gidiyor. Sucuk gibi terledim yalnız, burası buz gibi. Bir 5-10 dakika dinlenip motoru soğutmam lazım. Aslında bunun içinde daha önceden su olduğu söyleniyor ama birkaç kişi yukarıda öyle dedi. Şu anda yok. Şu Meryem Ana Kilisesi. Burası cennet obru. Videomuzu sonlandırıyorum burada. Cennette. İnşallah hepiniz cennete gidersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.